Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Berhetiye derslerimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Artık ikinci bölümdeyiz. Bu bölüm biraz kısa olacak. Bu bölümde çünkü adab nedir, kural nedir? Onun üzerine şöyle kısa bir konuşma yapacağız. Ondan sonra inşallah diğer bölümlerimize geçeceğiz. Ve ilk bölümü izlemeyenler var ise YouTube kanalımızdan birinci bölümünü, Berhetiye derslerinin birinci bölümünü izleyebilirler. Bugün de yine ekranımızda açık olduğu üzere slaytlarımız var. O slaytlar üzerinden sadece satır başlarını vererek anlatmaya devam edeceğiz. Ve bir hatırlatma yapayım. Berhetiye derslerimiz arkadaşlar biliyorsunuz ki ücretsizdir. Berhetiye dersleri ücretsizdir. Duyuyorum sağda solda. İşte Instagram'da da geçen bir yorumda denk geldik. Yine bizim Telegram grubumuz var, Büyük İlim Yolcuları diye. Oraya da katılabilirsiniz. Orada da sanırım bir arkadaş mı söylemişti, tam hatırlayamadım ama Berhetiye derslerinin ücretli olduğunu iddia etmişler. Hayır. Berhetiye dersleri ücretsizdir. Yine Esma-ül Hüsna derslerimiz var. Onlar da ücretsizdir. Yine Hüdam Hadim derslerimiz var. Onlar da ücretsiz. Yine Belagat derslerimiz var. Onlar da ücretsiz. Yine Seyr-i Sülük derslerimiz var. Onlar da ücretsiz. Tüm bu ücretsiz derslerin yanı sıra iki tanecik de ücretli dersimiz var. Havas eğitimleri ile metafizik şifa eğitimleri. Gerçekten çok büyük emek harcadığımız dersler onlar. Ve özellikle havas eğitimi derslerine mutlaka katılmanızı tavsiye ederim. Yine YouTube kanalımızda ya da grubumuzda ya da Instagram'ımızda paylaşıyoruz biz zaman zaman. Orada katılanların, ekrana da getirelim, orada katılanların yorumlarını da okuyabilirsiniz. Gerçekten katılan insanların neler yaşadığını canlı canlı duyabilirsiniz, görebilirsiniz. Şimdi geçelim Berhetiye'mize. Sevgili arkadaşlar, Berhetiye ilmi manevi bir boyuta sahip olan ve insanlar üzerinde çeşitli etkileri olduğuna inanılan bir ilim dalı aslında. Berhetiye daha önce belirtmiştik. Allah'ın isimleri olarak kabul ediliyordu. Bu ilim insanın ruhsal dünyası ile ilgilenir. Yani fiziki dünya ile ilgilenmez. Tamamıyla insanın ruhsal dünyası ve ruhsal dünyasını geliştirmesiyle alakalı bir ilimdir. Yani bizim bir nevi batıni kısmımıza bakar. Berhetiye bir dua şeklinde okunur. Biz dersleri diyoruz ama Berhetiye'nin özü bir nevi duadır. Nasıl ki Esma-ül Hüsna duaları diyorsak Berhetiye duası da diyoruz. Özünde ise Berhetiyeler esas itibariyle isimdir. Allah'ın isimleridir, esmadır. Ve Berhetiye duası manevi bir güce sahip olan ve İslam alimlerinin dikkatini çeken özel bir duadır. Bu nedenle de iki yönü olan biz insanlara, yani hem zahiri hem batini olan, hem bu fizik dünyaya hem metafizik dünyaya ruhuyla metafizik dünyaya bakan insanlara yönelik bir çalışma ve o insanların da ruhi yükselişlerinde katkısı olacak bir çalışma olmasından mütevellit birçok İslam alimi de bunun üzerine araştırmalar, çalışmalar yapmışlardır. Yani Berhetiye ilahi kudretin bir ifadesi olarak kabul edilir. Böyle olmuştur her zaman. Ve Berhetiye doğru adab ile, doğru kural ile, kurallarına uygun bir şekilde okunduğunda çok önemli ve çok yüksek derecede etkileri olan bir duadır. Bu dua doğru şekilde okunduğunda kişinin manevi dünyasını güçlendirir ve kişinin üzerinde olumlu etkiler sağlar. Ama burası asıl mühim olan yer burası. Önemli olan yer burası. Ve size önemli bir detay söyleyeyim. Berhetiye'yi doğru şekilde okuduğumuzda fayda sağlayacağımız gibi kontrolsüz şekilde okuduğumuzdaysa o Berhetiye bize fayda değil zarar sağlayacaktır. Yani bu okuma eğer rahmani ise neden bize zarar versin diye düşünebilirsiniz. Çok haklısınız. Ama bunu şöyle düşünün. Mesela günde 4 taneye kadar yumurta yemenin sağlıklı olduğunu uzmanlar defaatle söylüyorlar. Bizlere anlatıyorlar. Günde 4 taneye kadar yumurta yiyebilirsiniz. Hatta sporcu arkadaşlar bunu sanırım çok sık tüketiyorlar. Bir alışkanlık haline getiriyorlar ve her gün 4 yumurta tüketiyorlar, değil mi? Ama siz bu sayıyı
Kontrolsüz yaparsanız, mesela günde 30 tane yumurta yerseniz, 30 tane yumurta yemeye kalkışırsanız ve alışık olmayan bir bünyeyle bunu yaparsanız, belki de o yumurta sizi zehirleyecek ve ölümünüze sebep olacaktır. Yahut yumurta değil de herhangi bir gıdayı bile haddinden fazla tüketirseniz mide fesadı geçirirsiniz. O nedenle Berhetiye'de yumurta örneğinde olduğu gibi kontrollü olduğunda fayda, kontrolsüz olduğunda bize zarar sağlar. Mesela ayette ne diyordu? Estaizu billah, kad ceallallahu likulli şeyhin kadira. Allah her şeye bir ölçü tayin etti. Ve kulli şeyin indehu bir miktar. Allah katında her şey bir miktar ölçüyledir. Ve yine birçok ayette ölçüyü taşırmayın öğüdünü görüyoruz biz Kur'an'da. Dolayısıyla yapacağımız okuma ve işlemlerde ölçü üzerine gitmeliyiz. Hani bazen diyorlar ya niye sayıyla okuyoruz kardeşim diye. Aslında bu ayetlerde niye sayıyla okuduğumuzun bir nevi cevabı gibi değil mi? Yani ölçü ile gidiyoruz. Berhetiye'nin önemli kurallarından biri neydi? Adaptı değil mi? Adap kurallarına göre de ölçü ile okumalıyız. Öyle hoyratça bir emel için okumak zinhar doğru değil. Berhetiye duası doğru adap ve kurallara uygun bir şekilde okunduğunda kişinin yaşamında bereketin artmasına, olumlu olayların çoğalmasına ve manevi yönden güçlenmesine yardımcı olur kişinin. Doğru adetle, menzil üzerine ve doğru saatlerde okumak etkilidir. Aksi takdirde ölçünün dışında okumak, biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi bize faydadan çok zarar getirecektir ne yazık ki. İlk bölümde anlatmıştık, hatırlayın. Berhetiye Allah'ın isimleridir demiştik. Ve Rabbimizin isimlerinin tekrarı anlamına gelir. Daha iyi anlamak için birinci bölüme bakmanızı tavsiye ederim. Peki bu ölçü nasıl olmalı? Hangi ölçü doğrultusunda okumalıyız? Hangi ismi nasıl tekrar etmeliyiz? Bunların hepsi derslerimizde olacak. Artık yavaş yavaş Berhetiye isimlerinin anlamlarına, önemine ve Havvas kısmına geçiyoruz. Havvas demişken yakın zamanda bir Havvas eğitimimiz daha var. Ona da katılmanızı elbette ki çok isteriz. Dua ederken Allah'a yönelik bir niyetle ve ona sığınarak dua edilmeli diye her zaman söylüyoruz, değil mi? Berhetiye duasının etkili olması için de kişinin kalbi ve niyetiyle Allah'a yönelik saf bir duygu, saf bir fikir, saf bir zikirle yönelilmesi gerekiyor. Yani samimiyet olması gerekiyor. Berhetiye'de de samimiyet olması gerekiyor. İşte o samimiyetle biz Berhetiye içindeki isimleri nasıl, ne zaman, ne şekilde okumalıyızın cevabı inşallah bundan sonraki bölümlerde yavaş yavaş başlıyor. Çünkü önce konunun temelini, Berhetiye nedir, ne değildir, bunu anlatmaya çalıştık bir ve ikinci bölümlerde. Artık isimlere yavaş yavaş geçmeye başlayacağız. Bizi takip etmeye devam edin inşallah. Allah'a emanet olun. Havas ilminin sır perdesi açılıyor. Eğitime katılanlar ilahi lezzete ulaşıyor. Önce çok korktum. Kafamda tülbentim var. Tülbentim üzerine de kulaklığım var. Ama o sanki tülbent benim yüzüme doğru kapandı ve ben çok utanmaya başladım. Utandıkça başım böyle hafif hafif sanki önümde o tülbentim tamamen benim yüzümü kapattı ve önümde şey yaptım. Hala kalbim böyle atmaya başladı ama hala çok korkuyordum. Sanki bir şey bana dokunacakmış gibiydi ve ağlamaya başladım. Ama çok hüngür hüngür ağlamadım. Sanki hani biz günahkar kullarız. Onlar gerçekten sadece şey dedim. Ya Resulallah'a selam olsun dedim ve ağlamaya başladım. Evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocam ben siz daha kalp tasını anlatmaya başladığınızda büyük bir enerji hissettim. Hala da olamıyorum. Okumanın yarısında başımda çok şiddetli ağrı hissettim. Biraz geçti ama hala devam ediyor. Havas ilmiyle hayatınıza yön verebilir, bereket, şans, kariyer gibi tıkanıklıkları açabilir, metafizik enerjilerden arınabilirsiniz. Ben de gözümü kapattığım an gözümün önüne böyle renkli şeyler gelmeye başladı. Mor, sarı. Sonra kurt gördüm. Kurda benzer bir şey. Ondan sonra sağ elim zaten kalbimdeydi. Sol elim de dizimin üstündeydi. Böyle bir enerji akımı
ama çok yüksek bir şekilde. Bir de sanki biri böyle gelir değer ya size. O şekilde evet. hissettim. Kalbimin içinde de hani bitirdiniz ya, ondan sonra bir ağrı demeyin de bir baskı gibi şu an hala da hissediyorum. O başladı. Bir de kalbim şu an hala pır pır atıyor. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece kalbim yandı. Ağlıyorum ve utanıyorum onun için. Teşekkür ediyorum. Siz de bu eşsiz duyguları hissetmek için Havas eğitimlerine katılın.